Nasılsın? İyiyim oğlum. Sen nasıl, her şey der mi? Kız bağlı tek soy der mi? Tek soy. Neydi o? Tek soy, tek soy. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Beni sorsan neleri sor? Ne satıyorsunuz? Peynir. Burada. Kesik yağ. Peyniri bize anlatabilir misiniz? Aa, ben anlatmasını bilemem abi. Sen başka yere bak. Ben bilemem ekini. Tek soya konuşmayacak mısınız? Ben bilemem, bilemem. Herhalde. O adam. Bak bak bak. Bak bak bak. Sen satış mı yapıyorsun annem? Ben satış yapıyorum. Bak yoğurt satıyorum ben. Yoğurt mu? He. Gösterebilir misin bize? Ben Hoyan'a geçelim. Geçelim senin Hoyan'a. Aha da tezgah. Ambalaj sanayine fazla yatırım yapmadık ama pazar yerinden hocam. Efendim? Nereden geldin sen böyle? Akşam gördük daha biz seni. Akşam mı gördük? Akşam gördük daha biz seni orada. Uşak'tan geldin. He, tamam tamam. Aslını sorarsan İstanbul'dan geldin. Evet, evet. Siz alışverişe mi? Evet, yoğurt almaya geldim ben de. Neden? Alışverişe çıkacağım. Neden köylü pazarını tercih ediyorsunuz? E tabii köyden gelenler taze oluyor daha tabii, biliyorsun. Evet. Daha lezzetli. Kendisi yapıyor. Hım hım hım. Ha, ağız tadınızı biliyorum. Evet, evet. Ucuz mu oluyor bir de? Yok, ucuzluğundan değil, ağız tadımız için alıyoruz. Ucuz değil yani. Demek ki ağzının tadını bilen evet, köylü pazarına geliyor. Evet. Taze taze yoğurtları, tereyağlarını, peynirleri alıyor. Kaç para acep? Öğreneceğiz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sen hoş geldin bakalım. Yoğurt mu satıyorsun sadece annenize? Ben yoğurt satıyorum. Yağ kesik. Yağ kesik mi? Yağ. Bunlar kesik deriz bak. Bir tereyağı oluyor. Onları satıyor. Burada seni de ben televizyonda görüyorum. Çok uyanık çocuksun bana. Uyanık? Uyanık. Öyle bir şeysin. Öyle. Seni izliyoruz bak. Ne uyanıklığı mı göreceğim? Safım ben. Tavuk. Her şeyi yapıyorum oradan. Gelinle veriyorum, oğlan çıkarıyorum, kızla veriyorum. Düğünle yapıyorum. Niye harekat yapıyorsun sen? Görüyor seni. Yapıyoruz ara sıra düğünler müğünler. Gösteriyor işte bizi, bakıyor, seyrediyor. Seviyor sana öyle herhalde bir şeyini. Seviyorsun mu? Seviyorum senin terapilerini. Allah kolaylık versin. Kolaylık versin. Allah sen bırakın. O kadar uyanık dedin, azıcık yardım. Yoğurt. Televizyonda ben seni izliyorum bak. Satış yapalım. Taze yoğurt. Buyur anne. Seni benzettim diyor. Niye ben? Kime benzettim? Televizyonda konuşan değil mi? Öyle. İyi. Ben de seni benzettim. Ne? Nerede gördün? Pazarda ele kalan teyzeye benziyor sen ama. İyi he. İyi cidden. İsmin nedir annem? Hatice. Hatice Hanım nereden geldiniz? Sarıgöl'ün köylüğünden daha da. Eleği ne yapacaksınız? İyi. Tohum eleyeceğiz. Tohum mu? He. Ununu eleyip eleğini masajan yoksa? Kolay gelsin anne. Sağ ol anne. Patik mi alıyorsun annem? Patik alıyorsun annem. Ayağım üşüdü annem. Ayağım üşüdü annem. İsmini bağışlar mısın annem? Fadime Akçılar. Fadime. Akçılar. Bu patik almaya mı geldin? Evet. Ben hoh yapayım ayağına da. Evet. Dur ısıtayım acık. Hadi bakalım. Uzat ayağını acık. Öyle yapın. Acık ısındın benim güzel oğlum. Tamam, ısındım. Isçak oldum acık. Tamam, tamam. Bu kara lastik mi deniyor bu? Ama onunla üşürsün anneciğim. Üşümem, ıslandım da öyle üşüyorum. Yağmurda o yok mu başka ayakkabı? Var, köyde. Buna mı alıştın sen onu? Bundan, bu patiyle güzel oluyor, geniş. Yani rahat edemiyor musun başka ayakkabıyla? Hayır. İlla bu kara lastik tabii, olacak. Tabii, tabii. Sebep? Ne bileyim, ihtiyarlıktan. Estağfurullah canım. Nereden geldiniz? Emcelli. Emcelli'den. Onun üzümü mü meşhurdu Emcelli? Hı hı. Yok şey mi? Biberi. Biberi. Biberi meşhurdu değil mi Emcelli? Siz yetiştiriyor musunuz burada? Tamam. Satıyor musunuz burada? Tabii. Pazarda mı satıyorsunuz? Tabii. Kaç para patik? 2,5 abi. Abi? 2,5 lira. Alayalım şunu 2'ye. 2'ye ben alıyorum. 2'ye siz alıyorsunuz. Tamam. Ben sana patik alayım ben de. Hayır. Öyle öyle öyle. Annenin patiğini benden alırsanız. Teşekkür ederim. Ben şefletmemiştim daha. Yağmurdan dolayı. Siftah mı oluyor? Evet. Siftah sizden bereket Allah'tan. Allah. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Akşamda nerelere ne diyordun? Televizyonda. Hatırlamıyorum nerelere ne diyordun? Bak sen beni hak tanımıyor musun? Bak gördün mü? Hoş geldin. Patiğe ihtiyacın var mı? Baksana. Patik alayım mı sana? Aa. Ciddi.
ciddi söylüyorum. Sağ ol oğlum. Başlamışken alışverişe. Siz bilirsiniz. Bir tane de ona verebilirim. Ben verir. İsterseniz. Tabii tabii, sen satmak istiyorsun zaten. Herhalde. Anacığım, o patiği giydikçe beni hatırlarsın. Tamam oğlum. Oldu tamam, mu? Oldu. Pazar yerlerine gidip öyle beleşten demek ki. Allah günü günler uzun ömür versin. Verin, ben buralara gelsen de bir seni görsek diyordum. Ben Ayşem televizyonda bakıyordum. Sen tam sarılamadın galiba bana. Sarıldım. Buyur buyur. Kolay gelsin efendim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz satış mı yapıyorsunuz? Evet, yapmaya çalışıyoruz. Köylü pazarında. Evet. Çay mı vereceksin sen? İstiyorsanız getirin bunu. İçer misin? Getir getir. Getir. İsim efendim sizin? Hatice. Hatice Hanım. Köylü pazar değil mi burası? Evet. Köylü pazarında köylü mamulleri satılıyor. Evet. Siz bir köylü müsünüz? Köylüyüz. Benzin mi? Benzemiyoruz. İşte, biz huy, biraz huy, daha gelişmiş köylüyüz. Huy yani huy. Yalan söyleyemiyoruz. Böyle evet. Bir benzemiyorsunuz. Buyur hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Ne lazım? Vallahi her bugün pazarımız meşhur. Her bir ihtiyaçlarımızı almak istiyoruz bugün. Ne lazım? Pırasa, lahana, domates. Hem gezmek, moral düzeltmek. Pazarı gezince moraliniz moralimiz düzeliyor. Keyif 56'nın üstünde. Keyif? 56'nın üstünde gezince. Ömrümüz uzuyor ablam. Vallahi gezince çok güzel oluyor. Arkadaşlarımızı görüyoruz. Hoşlanıyoruz, böyle zevk alıyoruz arkadaşlarımız. Komşularımızı görünce akrabalarımızla. Pazarda dolaşıyoruz. Pazarda. Gezdikçe insanın ömrü uzun oluyor ablacığım. Çok güzel bir şey. Balas. Biz de hakikaten niye evet. Genç gösterir gezdikçe ömrün tabii, uzuyor insan. Tabii gezdikçe güzelleşir insan. Annem öyle diyordu. Ben bir ya, pazara çıkayım da bir moral tabii, bulayım diyordu. Tabii güzeller görünce daha güzelleşir. Ömrümüz artar ablacığım. Pazarda güzelleri mi görüyorsunuz? Evet, evet. Sizin evlilik çağında oğlunuz mu var hanım? Evlendi oğlum. Torunum var. Kızım evli. Kendim kızımdan oğlum daha gençim onlardan. Murat Bey, 15, pazarı gezdiğin için. Evet, kendimi 15 yaşını hissediyorum. Yaşım 51 ama 15 yaşını hissediyorum kendimi. Kıpır kıpır kalbim oynuyor ablacığım. Pazarı gez, genç evet. Kal, yüreğin kıpır kıpır olsun. Evet, hayat dolu oluyor insan ablacığım. Vallahi peki öyle, ablacığım. Ömrü uzay ablacığım insanın. Uzasın gezince, ablacığım. Uzat ablacığım. Hadi dolaşı dolaşı hadi ver pazarı sen. Hadi ablacığım, hadi dolaşalım ablacığım. İşte böyle ablacığım bizim iş. Murat çok Bey. Seviyorum gezmeyi ablam. Yeter garip. Efendim. Hedineyim makbulü size. Efendim. Yani, künyeli takım elbisenin elinde lahanalı olan siz kimsiniz? Çiftçinin asili bu böyle ya. Çiftçinin moderni. Moderni. Modern çiftçi. Nasıl? Yumurta, topuk, sivri burun. Sivri burun. Var mı bir külhan bey durumu? Evet. Pazarcı mısınız efendim siz? Evet, satıcıyız. Vallahi imaj. Böyle hanımefendi satıcı olursa böyle bey niye satıcı olmasın ki? Değil evet. Mi? Ey Avrupa Birliği. Evet. Bizi standartlarına sonunda uydurdun ya Allah. Kopenhag kadar. Aslında Avrupa Birliği bize uyusun. Değil mi? Bizim gibi modern ya. İnsanlar uyusun. Biz onlara evet. Ne uyacağız ki? Onlar Türkler uyusun. Türk pazarcısı. Bizim gibi asil insanlar uyusunlar onlar. Asiliz tabii canım. O kadar. O kadar. Estediği arıyor musun? Taharatlanmayı biz öğrettik adamlara be. Aynen. Lahana neyin nesi efendim? Valla lahana işte yer numara. Buranın, yani, bunu niye elinizde taşıyorsunuz? Size hediye etmek için. Herhalde size hediye etmek için. Ciddi olamazsınız. Niye ciddi olmayacağım ki? Ömrü hayatımda çok hediye aldım ama. Lahana hediye almamışsın. Herkes için hediye eder ama hiç kimse lahana hediye etmez. Değil mi? Doğru. Birbirinize artık çiçek hediye etmek yerine lahana. Sebze meyve hediye edin. Lahana bunlardan bir tane. Seviyor, sevmiyor. Yaprağı yani. Tabii lahana falan bakabilirsiniz. Eşinize de lahana hediye. Lahana falan bakabilirsiniz. Ya doğum günlerinde, özel günlerde lahana mı götürüyorsunuz? Özel sebze götürüyorum. Sebze. İki amaçlı. Hem hediye almış oluyorum, hem mutfakta değerlendirmiş oluyorum. Hem de elde kalan malları hediye kisvesi tüketmiş oluyorum. Tüketmiş oluyorum. Şöyle bırakalım. Adam tüccar, tüccar. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Bu künyenin benzerinden yengeye verdiniz mi? Verdim. Sen, mesele evet. Yok o zaman. Şu yemiştir bir tane mi göstereceksin seni tezgahta? Tamam. Hadi. Oraya hadi. 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 Ne satıyorsun sen anacığım bak, şimdi? Kereviz var, Fransız var, havuç var, badılcan var. Ne var? Havuç, kereviz. Badılcan mı dedin? Patlıcan. Ha patlıcan. He? Patlıcan. Kur. Ne bağırıyorsun be? Gel hele bir komşu gel. Bir dur mu gelsin, bir gidelim. Gel hele bir. Gel. Gel. Gel be annem. Pideci mi o? Pideci. Pideci mi? Pideci. Kıskanıyor mu seni? Ne bileyim ki, bağırıyor. 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 Ne yapıyorsun sen de be diye bağırdı. Bağırdı.
Beni çek diye bağırıyor. Onu mu çekmişiz? He. Çıraylan değil mi? Derdi olsun canım. Çıraylan değil mi? Neleri siz yetiştiriyorsunuz anneciğim? Bak bu tezgahtakiler hep kendimiz geliştiriyor. Kendiniz. Tarlanız, bahçeniz var. Var. Hani ben de sana patik ısmarla bir isteyeceğim. Helal hoş olsun. Ha sen de helal hoş olsun. Yok yok helal helal bunlardan hoş olsun. Bunlardan ihtiyacın var mı? Şu yok. Bu nedir? Pancar. Pancar. Ha. Ne yapacağız bu pancarı? Turşu. Turşuluk pancar bu. Ha. Bu hani şalgam gibi şey olan. Hayır. Şalgamdan ayrı. Rengi mor mu oluyordu bunun? Kırmızı. Kırmızı. Ha. Badılcan. Ha. Pırasa. Ha. Bu? Marul. Marul. Sen mi topluyorsun bunları annem? Tabii. Kendimiz topluyoruz. Bu yaşta. Tabii. Zoro. Bayt! Aman. Hayır. Gene tarif. Aman. 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 Gözünü seveyim. Lan! Allah Allah kolaylık versin anneciğim. İnşallah sana. Senin uzun ömür versin Allah. Ellerim de üşümüş. Dur hadi, dur ben üşüştüm. Ben son hizmetimi yapayım. Kolay gelsin. Pepino. Bu mudur Pepino? Bu herhalde bu. Annem almışın aldığın meyvenin adını bilmiyor musun? Bilmiyorum, henüz aldım şey, okudum şeker içindeydi. Daha kendi şeker olduğu için ben de aldım. Faydası değil mi? Değil. Evet. Nasılsınız? Şükür, iyi. Sizler sormalı. Allah aşkına. Dur poz vereyim ya, öyle armut gibi durmayalım. Pepino. Pepino. Neymiş adı? Pepino. Pepino, bakayım. Almışsınız. Aldım. Şeker hastası için iyi dediler. Şeker hastası kim? Allah muhafaza. Değil. Geçmiş olsun. Sağ olun. Allah acı şifalar versin. İlk defa mı alıyorsunuz? İlk defa alıyorum. İlk defa gördüm. İlk defa alıyorum. Bu İtalyan bitkisi mi? Niye pepino? Bilmiyorum kum dediğini. Buna bir Türk ismi koysaydık, bir şey deseydik ne bileyim. Nasıl, ne yapacakmışsınız onu, öğrendiniz mi? Öğrendi. Soyup dilimleyip inceymiş. Bayağı elmayı yapar gibi. Elma yapar gibi. Soyacağız, şeftali gibi. Soyacağız, yiyeceğiz. Beyefendi mi satıyor onu? Bir öğrenelim bakalım özellikleri neymiş. Beyefendiciğim kolay gelsin. Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bir an için buongiorno, insomma tutto bien, tamam, selezione fiero diyecek zannettim. Hani pepino ya. Nedir bu, ne bitkisi bu? Bu Peru ana vatanı Peru olan bir tropikal bir meyve. Pepino. Peru'dan mı geliyor? Peru, ana vatanı Peru ama Peru'nun elinden aldık artık onu. Bundan sonra Sarıgöl'ün. Sarıgöl'ün. Sarıgöl'de mi yetişiyor? Evet. Bunu yetiştiren benim ve Ali Şılak olarak yetiştiriyoruz. Neye gelir efendim? Bunu yiyince ne oluyor? Şimdi efendim bunu kemik erimesi, şeker sorunu olanlar, tıp dilinde tromoksit, halk dilinde bağırsak, pardon, dalak yetmezliği. Efendim bunu... Pazarcı değil... Kendisi bir tıp adamı. Evet. Bunun yanı sıra... Gelirseniz ben birkaç kere teyit ettim zaten. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Gen hastalığı. Samsun'dan geldiler. Ben tanımam gen hastalığını ama Samsun'dan geri buldular. Bunun yanı sıra bağırsak kanseri. Allah kirazdan, Allah. Evet Allah korusun, kirazdan, Nazilli'den geliyorlar. Çeşitli böyle bizim bilebildiğimiz şu anda... yeni aldığımız bilgi, henüz burada belirtmedik. Yüksek tansiyonu ve kolesterolü de düşürüldüğünü iddia ediliyor. İddia ediliyor ve bunu da bizzat Uludağ Üniversitesi'nde bir doktor, ismini bilmiyorum ama. Özür dilerim, gen problemini çözüyor mu bu? Pepino. Ben onu bilmiyorum. Fakat o vatandaş Samsun'dan aradı bizden, aldırdı bunu. Fakat Amerika'dan yani genlerde bir bozukluk varsa pepino yiyince düzeliyor mu? Onu söyledi. Bana ne denliğini biliyor musunuz? Söyledi. Efendim? Bana ne dendiğini biliyor musunuz umumiyetle? Bana ne dendiğini... Bana bizzat şahsına. Şoray uzun yolda denilen bir arkadaşımızsınız. Ya ismen öyle diyorlar da lakap olarak ne dendiğini biliyor musunuz? Lakap olarak bilmiyorum. Bir hayvan. İpucu vereyim size. Öyle şimdi. Estağfurullah. Ne yapayım? Ne, kimse lakabından hoşlanmaz. Rahmetli... Teyzemiz... Sarı dana diyorlar. Aşk olsun anne ya. Dana değil, boğa olacaktı. Sen de dana yaptın bizi. Sarı? Sarı boğa diyelim. Sarı boğa. Evet. Teyzemiz biliyormuş, sarı boğa deniyormuş bize. Şurada bir meyveli fidesi. Güzel. Meyveli fidesi. Şimdi bakın Ali Beyciğim. Efendim. Pepino Ali Bey. Buyurunuz. Sarı boğa... Boşa demiyorlar. Ara ara genetik herhalde
Bıçağımız var, alabilir miyim? Duyuyor musunuz efendim? Dinliyorum efendim. Gibi sesler çıkartıyorum. Bazen kırmızı bir şey gördüğümde i̇şte şöyle... Veri şekli bu şey. Bu tür şeyler oluyor. Acaba bunu yiyince... Basamayasınız bir yer. Tatlayacağız çünkü. Güzel yurdumun güzel insanları. Sarıgöl pazarında canım ciğerim, bir tanecik arkadaşım Eyüp'le beraber acaba neler satılıyor, bu pazarda neler buluruz, onu araştırmak için buraya geldim. Eyüp, işe yaradı. İşe yaradı be. Kibar bir adam oldum ben. Efendim? Adam gibi adamdı, adamlıktan çıktı onu yiyince. Hadi ya. Ya yapma be. Devam eskisiyle. Hoş geldiniz anneciğim. Hoş bulduk. Sen siz Pepino Ali'yi tanır mısınız? Tanımam. Nereden tanıyorsunuz kendisini? İkimiz yetiştirdik ya. Beyin mi? He. Pepino Ali. Pepino Ali. Biliyor muydun lakabını? Bilmemin. Öyle mi? He. Yakışıklı Ali diyorlarmış eskiden kendisine. Değla, her şey Değla. Sen bu adama nasıl kıyıp da pazara gönderiyorsun be annem? Pazar yemek parası. Gözün arkada kalmıyor mu? Kalmıyor. Kıskanmıyor mu? Hiç. Hiç kıskanmam. Bu bitkiyi kim yetiştiriyor? O kadar havasını attı Ali Bey. İkimiz yetiştirdik. DNA'larını ben yaptım. Değnek dikiliyor bunu böyle böyle. Bence bütün işi sen yapıyorsun. He. Havasını Ali Bey atıyor. Bir de satıyor. Tabii. Sattıktan sonra parayı cebe kim atıyor? İkimiz atıyorsun. Kırışıyor mu seninle parayı? Kırışmıyor. Kendi cebine atıyor. Parayı ikimiz harcamıyoruz mu canım? Evet. Ya ikiniz harcıyorsunuz da parayı kime teslim ediyor? Kendi cebin duracak canım. Para ben veririm o. Ali Beyciğim. Kusura bakmayın. Yaşça büyüğümsünüz. Saygım sonsuz. Fakat siz para pul işlerinden hiç anlamıyorsunuz Ali Beyciğim. Ben ev işlerini anlamam. Ev işlerini anlamam. Bence para pul işlerinden de anlamıyorsunuz Ali Beyciğim. Biraz az anlıyoruz dediğiniz gibi. Biraz az. Halbuki ki parayı direkt eşinize teslim etseniz. Değil mi yani? Nasıl beti bereketi artar biliyor musunuz? Bundan sonra önerinizi dikkate alalım. Valla Pepino Ali. Buyurun. Uğraşmışsın, didinmişsin. Pazar köşesinde kalmış. Kusura bakma. Kusura bakma. Teşekkür ederim. O kadar özel bitki yetiştiriyorum diyor ki bence onu anne yetiştiriyor. Bence. Yani. Hiç öyle havasını havasını atma. Parayı anneye teslim et. Bak ne kadar değerinin arttığını görüyorum. Yanlış mıyım anne? Doğrusun, doğrusun. Pek seviyorum ben seni akşam. Hep baktım o karı pek iş kestin yalnız akşam. Valla kardeş yağmur aniden bastırınca şemsiyenin altına attık kendimizi. Hani diyeceksin ki mantar mı konuşacağız? İstiyorsa burada affedersin bıldırcın yumurtası olsun. Ne varsa onu konuşacağız. Kolay gelsin. Tamam. Şemsiye sizin. Evet. Pek memnun oldum. İsim? İsmail Kocakaya. Ya rahat rahat konuş ya. Böyle keyfini çıkaracak. Yağmur dinene kadar buradayız nasıl olsa biz. İsmail Kocakaya. Mantar mı satıyorsunuz? Evet. Kendiniz mi topluyorsunuz? Kendim topluyorum. Nereden topluyorsunuz? Buldan Yaylaköy. Buldan Yaylaköy. Buldan Denizli'ye bağlı değil mi? Denizli'ye bağlı. Burası Manisa. Evet. Ben Buldan'ım. Bu bizim bildiğimiz mantarlardan değil benim anladığım evet. kadarıyla. Hani marketlerde ya. Satılanlar üstü beyaz oluyor, evet, mantar gibi yani. Oluyor. Yani evet. pek... Bu ormandan çıkıyor. Çamışta çıkıyor. Ormandan topluyor. Evet. Ne mantarı bu? Çıntar derler buna. Çıntar. Çıntar. Evet. Siz böyle her mantarı tanır mısınız? Tanırız. Kaç çeşit mantar vardır? 4-5 çeşit var. 5-6 çeşit var, kavak mantarı, her şey var. En önemli soru herhalde mantarla ilgili şu. Evet. Satın alırken alıyoruz da böyle bazen kendileri topluyorlar ve zehirleniyorlar, evet. Allah muhafaza. Zehirli ve zehirsiz mantar nasıl anlaşılır? Kavak mantarı yenmez. Bir oldu, oldu. Evet. Çıktık dağda bayırda bir tane. Ben nereden bileyim? Üzerinde etiket mi var kavak mantarı diye? Var. Var. Biliyorsan toplayacaksın, bilmiyorsan hiç toplamayacaksın bu işi. Demek ki mantardan anlamıyorsanız... Toplama. Evet. Bunu mesela ben görsem zehirli zannedebilirim. Hani üstünde yeşillik var falan diye. Onu el bresi, şuna petekler el sürdün mü, şurası en iyisi nazik yerine sürersen bu petek daha da şey alır, bel alır. Öyle mi anlayacağız bunu evet, zehirli okulunu? Evet. Peki bu mantarın ne faydası var? Her şeye kalıyor. Mesela? Bana bir kere dana et yedireceksin, ben bunu yerim. 5 kilosunu yerim. Tek et var. Yerine mantar evet. tercih ediyorsun. Evet.
Sağlık saat. Evet. En iyisi bu. Bıyıklar boya mı? Boya. Vallahi zaman öyle bir akıyor ki 80 kilo mantar da yesen yaş geçiyor be galiba. Geçiyor. Yüzün de geçti. Boya numaranı ver de. Evet. Biz de bir belki yani. 1 milyonluk boya da bu ya. Kolay gelsin. Yani. Olan kolları açılıp sarmıyor yarın kolları. Gelsin. Allah kolaylık versin anacığım. Amin. Nasılsın? Akşam televizyonu görmüyorsun. Televizyonda görmenin belli başlı sakıncaları olabilir televizyoncu arkadaşlar. Acık sopa yiyebilirsiniz ama bu da işin tuzu biberi. Biber deyince eşmelli biberin acısı hala ağzımda. Hala eşmelli deyince ağzım yanıyor benim. Bura gene eşmelli değil mi? Emcelli. 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 Emcelli burası. Emcelli o kadar köyü. O kadar acıydı ki bak. Emcelli'ye ben eşmelli demeye başlamışım bile. İsim annem sizin? Ayşe Yıldırım. Ayşe Hanım. Ne yapıyorsunuz burada? Üzümü kurutmadık. Çarkadık. Zinkten serin dedi tüccarla. Biz de sermeye başladık. Kurutuyor musunuz yani? Kurutacağız. Zinkten tüccarı vereceğiz. Annem ama artık kış geldi. Nasıl kurutacaksınız? Kış mı? Ne yapalım? Yok. Allah bizi bugüne kadar durdun bir de Allah işte umut kapısı. Ne yapacaksın? Niye bugüne kadar durdunuz? Niye geciktiniz? Niye geciktik? Bir gibi biri geldi yeşil dedi. Biri geldi yeşil dedi. Biri geldi yeşil dedi. Biz de sarı diyen olasa kadar beledik. Sarı diyeni verdik. O da azaldı üstünden. Biz kalanını serdik böyle oldu. Hava şartlarından. Sararmadı bir türlü yani. Sararmadı. Bu ne kadar zamanda kuruyor bu annem? Bu bayağı bir ayı geçti bu. Yani tarladan topluyorsun, bağdan topluyorsun üzümü. Seriyorsun, bir ayında mı sürüyor bunu? Bu havu şartlarından dolayısıyla böyle oldu bu. Bir ayda, bir buçuk ayda kuruyor bu. Normal sıcaklar olduğu zaman 10 gün falan kakıyor bu. Bu sene fazla sıcak olmadığı için bu mevsimde. Tabii. Satıyorsunuz bunları. Tabii. Yalnız maşallah annem. Maşallah. Tenesi güzel ama bak bu yıl havu şartlarından böyle oldu bu. Çok iri maşallah. Öyle midir? Emcelli'nin üzümü de mi meşhur? Emcelli'nin üzümü meşhur, patlıcanı meşhur, acı biberi meşhur. Her şeysi meşhur Emcelli'nin. O biberi dünyada başka yerde yokmuş galiba. Yok, hayır. Üzümü de bir iri ama. İri güzel. Bunun ne faydası var biliyor musun anneciğim? Ne faydası var bunun? Satarsın para edersin. Sirk olur, iş olur, her şey yolu bundan. Evet. Üreticiye bunun ne faydası var diye sorulur mu? Alırsın cevabını. Cevabı basit. Satarsın, para eder. Peki bunu yiyince ne faydası var insan vücuduna? İnsan vücuduna bunu yiyince kansere, kolesterol, her şeyin faydası var bunun. Kolesterolün ilacı. Tabii. Kuru üzüm. Kuru üzüm. Daha mı pahalı kurutulmuşu? Normalinden? 1 milyon 250. Ha öyle. Civarını gidiyor. Peki bağdaki ne kadar? Salkım? Salkım 450, 500, 750 öyle yani şeysine göre. Kurutup satmak daha karlı öyle mi? Hayır. Yaş daha karlı. Şimdi 5-6, 3-4 kilodan 1 kilo kuru oluyor. Çözüm 4. He. Anladım. Anladın? Anladım. Fire veriyor bu yani. Tabii. Tabii. Hanımefendi kızınız mı? Gelinim. Gelininiz mi? Gelinimiz. Gelebilir misiniz efendim kayınvalidenizin yanına? Buyursunlar. Üşür ellerim yani. Üşür annem, hava soğuk. İsminiz efendim sizin? Huriye Yıldırım. Huriye Hanım efendi. Ayşe Hanım'ın kaç yıllık gelini oluyorsunuz siz? 6. 6 sene önce. Eşiniz mi beğendi sizi? Ayşe annem beğendi. İkisi de beğendiler. Görücü usulüyle oldu bizim. Görücü usulüyle. Hı, evet. Önce kim gördü? Oğlun mu sen mi gördün? Evcimiz gördük. Önce bunlar gördük. Önce biz sen gördük. Gördün. Ondan tavsiye ettin oğluna. Tabii. Oğlun hayır ben bu kızı istemem anne. Beğenmedim deseydi ne olacaktı? Nasip kar. Başka yere giderdik. Ne yapalım? Kızın yanında ne biçim konuşuyorsun sen anne? Hayır. Kızı öyle görmedim, yemedim, ben sevmedim dediği zaman
Kızın yanı demez oğlan. Annesinin babasının yanını diye. Ondan sonra biz boş verelim oğlum. Baş kapı bakarım dedik. Bu, Huriye Hanım baktığınız kaçıncı gelin adayıydı sizin oğlunuza? İkinci. Birinciyi beğenmedi mi? Orasını boş ver kalın. Ne oldu, vermediler mi yoksa? Verdiler de olmadı. Sen mi beğenmedin, sen mi istemedin? Beğenmedim. Babası azıcık nakıs çıktı. Ondan biz de şey ettik, boş verdik orayı. Nakıs ne? İnat. İnatçıydım. Şey mi istedi, altın takı falan mı istedi? Öyle zor koşumlar koştular. İşte biz de garip terk ettik. Bu kızın babası daha mı uygun koşumlar sunuyor? Evet. Sen sabaha kadar kızı beğen. Kızın babasında bitiyor iş. İnatsa neydi? İnat neydi? Nakıs. Kızın babası nakıssa o iş az buçuk yatmaya namzet. Siz ne istediniz efendim takı olarak? Ya normal altın istedim işte. Normal. Sizden önceki aday biraz abartmış galiba işi. Evet. Haberiniz var mı sizden önce bir başka? Hayır, sonradan oldu. Evlendikten sonra mı söylediler? Evet. Haberiniz olsaydı vazgeçer miydiniz? Yok. Vazgeçmezdim. Siz beğendiniz olabilir çocuğu. Bu işler evet. Nasip kısmet işte. Nasip. Her şey nasipten. Telli duvaklı gelin aldınız. Aldık. Almakla Allah'ın da kalmamışsın. Için. Çalıştırıyorsun da maşallah. Ne yapacaksın? Köylük gibi böyle kalan. Çalışmaktan her olmuyor. Çoğu yerde pek çok gelin artık kaynanasıyla ne oturuyor ne de çalışıyor. Bana ne diyor? O kadar %90 çıkar öyle onun. %80'i %90 çıkar. Sen tarlada çalışacak, sana yardım edecek gelin mi arıyordun? Evet. Senin şartın oydu. Evet. O nakısın kızı çalışmaz mıydı tarlada? Çalışırdın. Ama biraz pahalıya baba, geldi sana. Pahalı olsun alsın. Hoşumuz gitmedi bu babasının hareketleri. Helasılı. Dünürü beğenmedin sen yani. Evet. Siz dünürü memnunsunuz kaynananızdan. Allah'a şükür. Evlenmeden önce söylediler mi? Bak kızım biz üzüm işi yapıyoruz. Toplarsın, ekersin, biçersin, kurutursun. Bana yardım edeceksin dediler mi size? Hani onu da evlendikten sonra söylemediler değil mi? Söylemediler. Tabii bazı şeyler değişti ama neyse. Ne değişmiş efendim bazı şeyler? Önceki şartlar daha farklıydı. Evinden sonra daha farklı oldu. Nasıl, ayrı, hani ev daha, mi, ayrı eve mi çıkacak? Ayrı daha az çalışırsın işte şöyle böyle. Kandırdılar acık. Evet. Evet. Acık kandırdınız mı gelini? Yok fazla kandırmadık canım. Niye az kandırdın azıcık. Ne de olsa çalışıp diyeceksin. Ana aylık alacak değiliz. Bizim aylığımız yok. Seni pek çalıştırmayız, pek üzmeyiz mi dediler sana? Evet. Çok yormayacağız seni kızım evet dediler. Ayrı ev açacağız kızım dediler. Evet. Ayrı eviniz var mı? Yok, hayır. Yok. Aynı avlu içinde. Aynı avlu içinde. Anacığım hani çalıştırmayacakmışsınız? Geçim şartları öyle istiyor. Ne yapalım? Sen ne buyur tüccar bir kaynanaymışsın ya. Gelinin hem ucuzunu alıyorsun hem de vaatlerinde bulunmuyor. Hani ayrı ev açacaktın ne oldu? Vaktimiz yok, paramız yok. Yorum yok. Yorum yok. Yorum sizin. Gel bakalım dayım. Nasılsın? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Allah'a şükür. Allah iyilik versin cümlemize. Sizin isim? Ahmet Yıldırım. Şamur Tekmen abi. Hayır tamam bari. Eşiniz? Eşimiz. Kaç yıllık evlisiniz? 43 senedir. Tabii buyurun. 43. Siz mi beğendiniz yoksa sizin de aynı gelini aldığınız gibi anneniz babanız mı beğendi? Annem babam beğendi. Bu da beni güzel beğendi. Evlendik. Güzel beğenmeye aşık oldu size. Aşık oldu o. Aşık oldu. Aşkını nasıl belli etti size? Nereden anladınız size aşık olduğunu? Bizim eve gelip gitmedi orada şöyle. Sizin eve gidip geliyordu. Yakındık zaten. Niye gelip gidiyor? Mazeret uyduruyor. Mazeret uyduruyor. Ben tuz almaya, yağ almaya. Maksat sizi görmek. Beni görmek yani. Evet. Anne! Gel bakalım bir. Sen görür görmez mi yandın adamı? Yakındık zaten. Yakındık birbirimize. İşte öyle. Öylesine. Mazeret uyduruyormuşsun amcayı görmek için. Bir de zırt pırt evlerine gidiyormuşsun adamı göreceğim diye. Evveli o günler, o zamanın behrinde öyleydin. Şimdikine hemen nişanlanmazdın evvela konuşuyorlar indikine. Evveli öyle değildin ki. Sen böyle geceleri yatıp adamı mı düşünüyordun? Sabah olsa da gitsen bir tuz isteme bahanesiyle görsem. Hayır öyle o zamanın behrinde öyle şey düşünülmüyordun. Beğeniyordun ama sen. Beğeniyordum. Öyle şey, öyle piknelik düşünmüyordum. Şimdi her şey yüzlü mevcut. Peki siz beğeniyor muydunuz? Beğendim. Öyle adaylardan biriydi. Evet. Var mıydı daha çok beğendiğiniz bir... Vardı ya, o nasip olmadı. Bu benden 7-8 yaş ufak.
ben dedim ya ufak dedim çocuğum avutacağım ben dedim. Annem olmaz dedi, alacağız dedi. Baktım şöyle, ben de askerden yeni gel dedim. Biraz büyümüş yani. Önce bir baktınız ufak çocuk. Ben ufak hocam dedim. Askere gidip geldim. Askere gitmeden öyle alalım dediler. Yok ya çocuğumu avutacağım ben dedim. Yok yok başka biri varmış senin gönlünde. Yani orası öyle vardı bir keşifleri aslında vardı. Baba oğlun kaderi biraz benzeşiyor birbirine. Benzeşiyor. Aynen. Onlar ilk beğendikleri hanımı değil de ikinci hanımı. Mantık evliliği yapmışlar. Evet. Memnun mun hanımından? Memnun. Çalışkan maşallah. Çok. Kendi çalışkan olduğu gibi. Çalışkan. Gelini de çalıştırıyor maşallah. Allah kolaylık versin. Amin. Amin. Kolay gelsin. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.